Başarı kitapları okuyarak, seminerlere giderek başarı sağlanacağını düşünüyorum. Binlerce kitaptan daha değerli bir şey söyleyeyim size. Evet, çek bunu, iyi çek. Sabah yapacağınız gün içinde her şeyi not edin. 5 dakika sürüyor. Sabah 50 sayfa kitap okuyacağım. 2 dakika kendi muhasebemi yapacağım. Yarım saat spor yapacağım. Yaklaşık 2 saatlik bir plan yaptım. Günün 2 saatini istiyorum. 8 saatin 10 saatin. Zannediyoruz ki insanları kendisi yönetiyor. Sen beyinde rutin yaptığın şeyleri, o beyin algılıyor, hep aynı şeyleri yapıyor. Beyin şunu algılıyor: rutin yapılan şeyler güzeldir. Sigara içiyor musun? Evet. Zararlı mı? Evet. Niye içiyorsun? Cevabı yok. İşte beyin diyor ki düzenli yapılan bir şey doğrudur. O yüzden düzenli yaptığın her şey beyin doğru kabul ediyor. Sen erken 10 gün yattığında beyin tüm fonksiyonlarını ona göre ayarlayacaktır. Burası benim hobi bahçem. Her zaman değil ama mümkün olduğunca gelip kahvaltımı burada yakıp, şömineyi yakıp yarım saat planlamak için düşünmek istiyorum. Böyle daha mutlu oluyorum, daha konsantre oluyorum. Rezil olma korkusu. Hiçbir zaman rezil olmaktan korkmam. Sadece adaba aykırı, ahlaka aykırı bir şey yaparsam ondan korkarım. Yoksa başarısız olacak bir şey, rezil olacak bir şey umurumda değil yani. Sürekli insanlar başkalarının mutluluğu için çalışırsa hayatı kaçırır. Enaniyet olacak ama başarımızın sırrı, birçok gayrimenkul firması ve inşaat firması kapatırken %1000'ler, %2000'ler büyümemizin sebeplerinin bir tanesi de bu. Atalık Tohum diye bir uygulama var. Tohumları saklayarak tohum bankaları oluşturuyorlar. 100 yıllık, 50 yıllık ata tohumlarını. Şu an bizde yurt dışından gelen tohumlar mahvetti tarımımızı. Ben de buraya üyeyim. Hocam 4 inşaatın altına da atalık tohum aldım. Hepsini inşaatın temelinin altına gömeceğim. Belki binamız yıkıldığında 200-300 yıl sonra bu tohumlar açığa çıkacak, bir hazine gibi olacak. Ya da 500 yıl sonra, bilemiyorum. Ama o zaman bir altından daha değerli olacak. Tüm binalarımın altına gömeceğim atalık tohumları. Taşpınar'dan İncek mahallesine kadar yatırım alalım. Burada insanlara arsa sunuyorum. Diyorum ki 20 dairelik, 30 dairelik, 50 dairelik arsalar. Gelin arkadaşlar 2 dairelik arsa verelim. Nasıl garanti? 21 kişi topluyoruz, 50 dairelik bir yeri veriyoruz. İncek'in merkezinde, yanında rezidanslar var. Plana uygun. Ruhsat hemen çıkarabiliyor. İnşaat riski var mı burada? Belediye hemen ruhsat veriyor, 0.90 emsal. İnşaata her an başlayabilirsiniz. Satılamayacak bir yer mi? Hayır. Ankara'nın en güzel aksında. Burası değer kaybeder mi? Buralarda yaptığınız arsa altın değerinde. İstediğiniz zaman bozdurabilirsiniz. Ben şu an İncek'te arsamı çıkarayım, 3 gün sürmez satılmaz. Planlamadan bahsettik. Bence başarının en büyük sırlarından bir tanesi de pes etmemek. İlk 6 ay bir şey satamadım, pes etmedim. Tarlanın içinde ağladığım zamanlar olmuştu. Böyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne olursa olsun ben asla pes etmem yani. Başarı benim için çok önemli değildir. Başarısızlık daha önemli. Başarısızlıktan o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Başarısızlık olmadan başarı asla gelmiyor. Evet arkadaşlar, videolarımızı izlerseniz, paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Yeni videolarımız haftaya devam edecek. Biz backup olarak neleri başardık, bizim düşüncelerimiz nedir, çok kısa bir zamanda nerelere geldik, bunların hepsini anlatacağım. Haftaya videomuzda görüşmek üzere. What's up,